Merhabalar. Ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı, herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanları yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde gazeteci, yemek yazarı ve televizyoncu Mehmet Yaşın konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nilay. <laughs> İlk önce belki son taraftan başlayalım. Bugünlerdeki konumunuzdan, durumunuzdan ve bugünlere nasıl geldiğinizden onun için de başa dönmemiz gerekiyor aslında ama e, şöyle bugün biz artık insanları televizyonda ya da medyada, illaki televizyon olması şart değil, radyoda bu tür bir podcast'te ya da gazetede gördüğümüzde o an öyle oldular zannediyoruz ama bunun çok büyük bir geçmişi var. Siz şimdi gazetecilikten başladınız ve bambaşka bir bilgi birikimiyle, başka bir eylem tarzıyla yemek yazarlığı oldu ve biz size hep öyle tanıdık. O gazetecilik tarafınızı çok bilmiyoruz. Onun için baştan siz nasıl başladığınızı anlatın istiyorum. Taa Dünya Gazetesi tarafından, evet. o redaktörlüklerden, yöneticiliklerden, tabii ki Atlas dergisinden çok insan bilmiyor diye düşünüyorum. Biraz onları anlatsanıza bize. Şimdi ben e, başta gazeteci olmak istemedim. İç mimar olmak istiyordum. Öyle mi? Bilmem. Ama e, Güzel Sanatlar Akademisi benim değerimi anlamadığı için <laughs> e, sınavı kazanamadım. E, Dünya Gazetesi'nde gece çalışmaya başladım. Çünkü üniversitede okuyabilmem için e, bir paraya ihtiyacım vardı. Babam orta hali bir memurdu. Yani üç kardeş. Ancak yetişiyordu. İstanbul'da mısınız? Ee, yani 65 yıldan beri İstanbul'da yaşıyorum. Hı -hı. Yani Ankara'da doğdum, Malatya'da e, bir yıl kaldım falan gibi. Nüfus kütüğüm hala Sivas. Ama 65 yıldan beri burada yaşadığım İçin, sürekli tabii ki zannediyorum olurum. ki İstanbul'da oldum <laughs> artık. Ee, Dünya Gazetesi'nde işte gece çalışıp e, gündüz okula e, gidiyordum. Sonra Dünya Gazetesi'nden e, Hürriyet Grubu'na e, katıldım. Gece muhabiriydim. Yani gece e, en kanlı günlerin yaşandığı geceler. E, hatta bazı şeylerde e, okul arkadaşlarımın cesetlerini görmek beni e, üzüyordu. <laughs> e, en başarılı olduğum... ...bir dönemde... E, ...dev solcu olduğum için... E, ...gazeteden kovuldum. O günde dört tane e, haberim çıkmıştı gazetede. Neyse öyle başladı gazetecilik hayatım. Yani gazeteci olmak iste, e, istemiyorken tesadüfen... E, ...harç paralarını biriktirmek için... E, ...girdiğim meslek... Ee, ...sen de çok iyi bilirsin ki... ...o mesleğe bir kere girdim hiç çıkılmıyormuş. Evet, mafya gibi. Başka Ama bir tür mafya. E, Kanına giriyorsun. Ben 47. Insan. yılındayım, hala Hı. içindeyim. <laughs> Maşallah. Ee, sonra işte o... ...gündüz... E, ...yazı işleri... E, ...masasının etrafında... E, ...redaktörle... ...editörle... E, ...başladım. E, yaş aldıkça... ...yönetici sınıfına... Geçtim. Ee, aslında ben e, gazeteciler cemiyetine şuradan bir çağrı yapmak istiyorum. Beni müzeye kapatsınlar. Çünkü e, bu basında kurşunu, offseti, bilgisayarı gören ender gazetecilerden <laughs> bir tanesiyim. Ee, i̇şte dediğim gibi e, günaydın da e, offseti öğrendik Haldeni <laughs> Simavi Bey'den. E, Cumhuriyet Gazetesi'nde kurşunla çalıştık. Sonra Hürriyet'te bilgisayara geçtik. E, bir ara Doğanızlanla e, Doğan Hızlan'la birlikte Cumhuriyet yayınlarında, şey Hürriyet yayınlarında ansiklopedi madde yazarlığı bile yaptım. E, hatta Günaydın'da e, Saklambaç vardı o zamanlar, şimdi var mı bilmiyorum. Orada fotoroman senaryosu dahi yazdım. Ee, bir ara artık şey bu gazetecilik beni sıkınca e, bir ara verdim ve Amerika'ya göç ettim eşimle birlikte. Kaç yılında evlendiniz? Bir, e, 1980 zannediyorum 80'de evet. Ee, Amerika'ya e, göç ettik. Benim amacım e, televizyonculuğu öğrenmekti. O zaman televizyon yoktu biz siyah beyaz bir tek şey. Ee, geleceğin televizyonda olduğunu. ...hissederek, öngörerek... ...Amerika'ya gittim karım da Orada işte hazır gitmişken doktorasını falan yapacaktı. Ee, ama olmadı. Yani e, dolandırıldık. Bilmem ne oldu. Paramız bitti. Ben e, televizyoncu olacağıma ameli oldum New York'ta. E, 30 kiloluk balyozda duvarlar yıktım. Benzin pompaladım. Yani bir anda altı arabaya benzin verecek yeteneklere... <laughs> sahip oldum. Ee, bir üç yıl sürdü Amerika macerası sonra döndük sonra tekrar gazetecilik hayatı başladı. İşte ile ee, birlikte söz kuruluşunda yer aldık. O da e, çeşitli nedenlerden e, başarısız oldu. E, işte bir sürü gazetede yöneticilik, yayın yönetmenliği, yazı işleri müdürlüğü falan derken. Ee, günlük basın artık şey oldu e, sıkıcı hale geldi. Ben dedim e, şey yapayım dergiciliğe geçeyim. O zamanlar ama ben e, işte gece muhabirliği, siyasi bir ara savaş muhabirliği de yaptım. İran-Irak Savaşı sırasında üç kere cepheye gittim. Baktım ki bunlar e, hoş. ...şeyler değil, gazetecilik, branşlaşmak lazım ya. Evet. Bir ekonomiden anlamıyorum. E, cinayet, her gün e, ceset görmek boktan. Savaş muhabirliği ondan daha kötü. E, siyasi muhabir olabilmem için Ankara'da olmam lazım, o da şey değil. Ben dedim ya, bu kendimi böyle bir geziye doğru çekeyim. E, Seyahat etme. Seyahate çekim hem daha güzeldir, hem insanlar daha çok okuyor filan. ...Atlas dergisini... E, ...projelendirdim. Patrona sundum. Ha sunan da sizsiniz evet, ilk. Her şeyi yapabildim. Kapağını bile hala... ...kullanılan kapağı bile o ben... verdi kapak kapağı, evet, mavi. O da şeyi Atlas'ın... Dünyayı, ...dünyayı taşıyan adam. Yazık dünyayı taşıyan adam. Patron bir yap bakalım dedi. Kim o zaman patron? şey Simavi'nin e, oğlu, o, Sedat Simavi. E, yap bakalım dedi, yaptık. E, kaç basacağız dedi şeyci. E, Matbaadaki. Evet, der. pazarlamacı arkadaşımız. Vallahi hiçbir şey yok önümde. E, örnek yok <laughs> yani. Tamam National Geography var, CEO var, bilmem ne var ama onlar uluslararası... 100 yüzyıllık dergiler. Ben 15 bin basalım dedim. 15 bin basıp da 10 bin satarsak başarıdır. İyi bir o, zaman dergi tirajları o kadar parlak tirajlar değildi ki şimdi hiç değil. 15 bin bastık piyasaya verdik verdiğimiz gün öğleye doğru bitti dergi. Bir daha bastık. Bir daha bastık tam altı baskı yaptık birinci baskıyı ee, 80 bin sattı bilmediğimiz dergi ee, ben ee, Hürriyet dergi grubunun genel müdürü olunca Atlas'ı ee, yazı işleri müdürüm zaten beraber yola çıkmıştık Özcan Yüksel ...devrettim, emanet ettim daha doğrusu. Evet, o da çok uzun yıllar başarıyla, başarıyla yürüttü. Kansu götürdü. Şarman var şimdi. Kansu Şarman da benim... E, ...teyzemin torunudur. Öyle <laughs> mi? Tam <laughs> bir tatlı deli. Bayılıyorum kendisine. <laughs> evet, evet. Jules hastalığına... ...o zekasına. Evet. Çok güzel de bir yani kitabı bir, var. E, Türk yine kürmeteler. bizim ailenin eline geçti. <laughs> Bırakmıyoruz. Şahaneymiş. Ee, tabii ki el değiştirdi El değiştirdi. Ama şöyle bir şey var. 23 yıldan beri... E ee, ismimin her sayıda ismi her sayıda yer alan adam bendim. Başlangıçta gen, e, genel yayın müdürü, sonra yayın danışmanı, sonra da yazar olarak ama hep imzam orada çıktı. Onunla da gurur duyuyorum hala da çıkıyor. Ee, Atlas dergisiyle e, başlayan gezi ...yavaş yavaş beni yemeğe doğru itti. Çünkü şeye inanıyordum ben. yani Bir e, kültürü kavrayabilmek için, bir ülkeyi kavrayabilmek için... E, ...yemeğini, mutfağını bilmenin gerektiğine Oyledir, inanıyordum. Tabii, tabii. Yani hangi malzemeleri kullanıyorlar, hangi teknikle pişiriyorlar, e, neler yiyorlar... Peki siz çok seyahat edebiliyor muydunuz? Çünkü yazı işleri her zaman daha bir masa başında ama ya, gidemez, ama gelemez Ama bu aylık yani. dergi olduğu için... Hı, gidiyordunuz. E, gidiyorum çünkü yani. derginin dörtte üçünde ben yazıyordum. Benim Hı. ben fotoğraflarını çekiyordum. Bilmem ne yapıyordum. Ee, o yüzden şimdiki genç arkadaşlar bana... E, ...gıptayla bakıyorlar ama bu iş zor. Gazetecilik zor. Ben e, kızımın büyüdüğünü görmedim. Yani göremedim o, o hoş yıllarını. Çünkü e, ben eve geldiğimde o çoktan yatmış oluyordu. Ben sabah erken çıktığımda o ha hala uyuyordu. Hafta sonları da çalışıyorduk biz izin öyle. Ben cumartesi pazar izin yaparım lüksümüz de yoktu. Tabii gazetecilik de e, öyle e, haftanın e, altı günü gece zaten. Gece yarısı, gündüz ne varsa önünde gidiyordun. Sonra Atlas'la birlikte bu yeme işine... E, merak salmaya başladım. Gittiğim ülkelerde arka sokaklardaki gerçek lokantalarda e, yemekler aradım. Çünkü onlarla beraber oturup yemek. Çünkü ön sokaklar, ön caddeler bence süslenmiş, e, göz boyamak için makyajlı caddeler. Orada gerçek bir şeylerin satıldığını ve yenildiğini sanmıyorum. Onlar daha çok ziyaretçiler için. Pazarlanan caddeler. Ben onun için daha arka mahallelerdeki gerçek lokantalara, bizim esnaf lokantaları gibi. Oralarda bunu şey yaptım. Ee, bak merak sardıkça e, okumaya başladım. Ee, bir kütüphane yapayım dedim. Gittiğim yerlerden kitaplar aldım. Ee, bu hastalık beni böyle sardı. Onu oradan aldım. Bunu buradan yedim. Bu nedir? bir de şey yapmadan tat hafızamı geliştirebilmek için her şeyin tadına bakarak baktım. meraklılık. Yani çekirgeyi de yedim, yeşil karıncayı da yedim. Timsah kuyruğunu da yedim, balina etini de yedim, ayı etini de yedim. Yani <laughs> <bir> de <laughs> köpek etini <laughs> yemedim. Şimdi sizin o Atlas dergisi ve yemek keşfetmeye başladığınız dönemler Türkiye'de kimler var? O o sektör, o alan nasıl? Turul Şavkay yani hayatta. Yani benim dönemimde Turul Şavkay vardı. Zaten bizi yönlendiren de e, yani içimizde en bilinçli bu işi yapan arkadaşımızdı. Ahmet Örs vardı. Evet, o da tabii o da temeli sizin gibi. O, o evet, da evet. Gazetecilik Gazetecilik şey. Ee, Osman Serim vardı. Evet. Yani bunlar hala var, var ama e, ön planda değiller çünkü gençler artık geldi. Ne kadar geldiler onu da tartışmaya. Tartışalım, konuşalım de, tartışmak onu da. Lazım. Ee, biz e, çok şey azdık ama e, özdük denir ya. Yani bir, bir, bir şey yapıyorduk. Yani bilgiyi paylaşıyorduk. Ya yani bizim işimiz gidip bir lokantayı karalamak ya hafta iyilemek değildi. Yani öğrenmek, öğrenmek. çünkü öğrenmek soru de, soruyorsunuz ben evet. şimdi özellikle sizden onu konuşmak istedim ee, şimdi bir milat var o milat ne zaman ben çok onu tartamıyorum ama şu diyeyim 10 yıl öncesi diyeyim mesela Habertürk'te ben hafta sonu ekleri yapıyorum şey yaptığımızı hatırlıyorum ilk biz yapmıştık diye düşünüyorum bir hatam varsa da affola. Mehmet Yaş'ın Vedat Milor karşılaştırması, sizin yüzlerinizi böyle yarım yarım bölüp bir yazı Hatırlıyor böyle ya. analiz yapmıştık falan ve aa ne güzel bir şey yaptık hani bir karşılaştırma kendi kendimize yapıyoruz, biz orada gazetede insanlara soruyoruz, görüş alıyoruz tam nasıl yapmıştık dosya hatırlamıyorum ama muhtemelen öyledir öyle hani yani, yöntem yani. öyle diye söylüyorum ve o zamanlar yavaş yavaş böyle bir karşılaştırma var İki büyük isim diye bakıyoruz ee, gözümüzün önünde ...ve tarzları farklı olan iki isim. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki... ...bu yıllar içindeki gelişimini de konuşalım. O Cem Yılmaz'ın... de etkisi oldu diye düşünüyorum. Ya yani şöyle... ...işte Mehmet Yaşin daha çok yiyor. <laughs> Vedat Mülör tadıyor, bırakıyor... ...değerlendiriyor gibi. Şimdi Vedat Mülör benim de... ...bildiğim bir arkadaşım. Vedat Mülör bu... ...yazılara... ...başlarken... ...o zaman... O ne demek bildiğim bir arkadaşım ne yani demek eski eski dan da biliyorsunuz yani. Tanı, tanıdığım <laughs> bir arkadaşım ee, Vedat e, kendini e, şarabı öğrenmeye adamış bir arkadaş <laughs> yani bütün dünyayı gezdi şarapla hakikaten de şarabı Türkiye'de en iyi bilenlerden bir tanesidir hala ee, ama yemeği çok şey yapma özellikle Anadolu'yu hiç bilmezdi. ...yani bir Tüp sıfır... Türk malzemesini Hiç yeni bilmezdi. öğrendi diye Evet yani mesela bir gün... ...ben ona şeyi tattırdım... ...şaşırdı... ...kargı tulumunu... ...böyle bir peyniri var mı Türkiye'nin... ...diye... ...dediğim gibi şarabı çok iyi bilirdi... ...sonra ben televizyonculuğa başladım... ...nasıl başladım... ...adım gezgine... ...yemekçiye... ...çıktıktan sonra... Ee, ...bir yerlere giden arkadaşlar hep beni ararlar. İşte Van'dayız, nerede yiyelim? Ee, İsparta'dayız, ne yiyelim? filan gibi. Zaten Devamlar... Anadolu'da da bir yere gidersek hep sizin yazılarınızı ee, görürüz. Dörden Sararmış sayfalar şey halinde. Bir milletvekilini aday koyuyor. Bağımsız zannediyorum ki Anadolu milletvekili olurum. O kadar. Hep seviyorlar bir de beni nedense. Baktım ki böyle bir sorular şeyi var... Ben de yarım sayfa bir şey yazdım. CNN'in genel yayın müdürü şey... ...Ferhat, Ferhat Boratava. O da çok severdi beni. Ee, yani, çok çok iyi Ferhat de yemek yapar. Ferhat dedim yapan. ya böyle bir şeyim var. Gittim ona. Bir hmm. öğle yemeğini yedik beraberce. Zaten yemek masasında. Ya dedim şöyle bir şey yazdım. Bak dedim bundan bir program yaparsınız belki. Hmm. Yani şey yol üstü lezzet durakları diye. Ha isim de o zaman evet, var. Evet. Ondan sonra... Ee, ...o olur bakarım yukarı çıkınca dedi... ...bir ee, şey öpüştük öpüştük... ...ben Hürriyet'e tekrar döndüm... ...o da CNN'e döndü... ...bir saat sonra... E, ...Ferhat telefon etti... ...hadi yola çıkıyorsun dedi... ...neyi başlayayım dedim Ferhat... ...ben televizyonculukta ne anlarım... ...ne kameranın karşısında hiç geçmişliğim yok... ...şeyim yok... ...yok yok dedi kolay dedi... ...ben sana iki tane... E, ...deneyimli kameraman veririm... ...onlar seni yönlendirir... ...hadi başla dedi... Alelacele yola çıktık ertesi gün ve 13 yıl of. E, yoldan, Türkiye'ye iki kere döndük. E, köy, kasaba, e, gitmediğim yer kalmadı. Sonra, e, tabii ki bu program çok başarılı olunca CNN'in haberler dahil en izlenen programıydı. E, böyle bir, e, biliyorsun Türkiye'de başarılı bir program olunca hemen taklitçileri çıkıyor. Ee, bir baktım Vedat da bu işe soyunmuş. Yahut da birileri ona teklif etti. Ee, böyle bir şey yapar mısın diye. Sizin şimdi ikinizin tarzları farklı. İnsanlar sizin daha her şeyi yer olduğunuzu ve her şeyi beğenir olduğunuzu düşünüyor. Şimdi, öyle mi? Evet, bir onu konuşalım. Ben onu, onu açıklamak istiyorum. Ben, ee, benim işim iyi yerleri keşfetmek ve bu keşfettiğim iyi yerlerdeki iyi yemekleri, lezzetli yemekleri izleyicilerle paylaşmak. Evet. Şimdi benim işim kötü yerleri kötülemek değil. Kötüyse zaten görmemezlikten geliyorum. Ya yani ben aman şu lokantaya gittim de şu çorbayı içtim. Ne kadar kötüydü? Ya bu mantıksızca bir şey. Ben size şu lokantaya gidin, şu çorbayı için. Çok lezzetli. Tabii ki benim de hiç sevmediğim bir sürü. Ama onları ben yansıtmak evet. istemiyorum. Hı -hı. Çünkü benim işim Doğru adresleri, doğru yemekleri anlatmak. Kötü yemekleriyle benim zaten işim yok. Zaten oralara gitmemeye gayret ediyorum. Çünkü daha önceden e, gideceğim lokantaları test ediyorum. Yani bildiğim lokantalara gidiyorum. E, onlarca kişiden ta tavsiye alıyorum. E, o şehrin ileri gelenlerinden tavsiye alıyorum. Nereye gidelim sizin oraya geldiğimizde ne yiyelim diye. Bir kişiye de sormuyorum. On kişiye soruyorum. Sonra oradaki ee, o zamanlar Doğan Haber Ajansıydı. E, Doğan Haber Ajansındaki arkadaşa rica ediyoruz. Biz şu şu lokantalara gideceğiz. Bir bakar mısın? E, kararlarımız doğru mu? O da orada yaşadığı için biliyor. Yani biz iyiyi bulup iyiyi söylemek üzerine programımızı kurduk. Yoksa insanları hadi bu programı yapalım ve insanları kötüleyelim gibi bir misyonumuz yok. Onun için ben her şeyi beğeniyormuşum gibi oluyor. Beğenmediklerimi paylaşmadığım için... ...insanlar da bu adam çok yiyor ve her şeyi beğeniyor diyor. Ee, bir de yemek programında yemek yemek çok ayıp olması gerek aslında. Bazen de, bana da çok derler, çok yiyorsunuz. Evet, Ama ya hani zaten sekiz saat çekim sürüyor yemek <laughs> önüme konduğunda. E, bir benim, yiyorum bir de bizim, beğeniyorum bazen. <laughs> bizim e, şeyimiz... E, e, o kadar çok yemiyoruz biraz da. Şimdi herkes benim yememe hayran. Ben de onun nasıl yapıyorum ben özel bir yeme durumu yapmıyorum. Nasıl yiyorsam öyle yiyorum. Yani bazen parmaklarımı e, da işin içine sokup şey yapıyorum. Eğer çok iştah açıcı geliyormuş. Bir de biz e, yani günde bazen e, altı yerde beş yerde çekim yaptığımız için... E, ...hepsini yediğin zaman ölürsün zaten patlarsın. Hele son lokanta benim için bir işkence oluyor. Yani yemeğe bakamıyorum artık. Aldığımız bir iki şey, çatal, kaşık yani onu bir iki başlangıcını heyecanlı yapıp, sonra da yermiş gibi. Daha önce tattığınız içinde onu kolay sıfatlandırabiliyorsunuz. Evet, biliyorum, şey yapıyorum. Yani o tadına bakmak yeterlidir aslında. Yani. Ee, üç kaşıktan sonrası hep aynı lezzet. Hı. Yani bildiğiniz bir lezzet geliyor. Onun için e, ben e, her şeyi beğeniyorum. Beğenmediklerimi de paylaşmıyorum. Kafa dergisinde Vedat Milor bir yazı yazdı. Türk şarabı üzerine. Orada yazdığı ilk gastronomi yazısıydı. O yazı büyük tepki çekti. Ben de şöyle üzüldüm. Kafa dergisi çok geniş kitlelerce okunan bir dergi aslında. Gazetelerden daha çok okunuyor artık diyebiliriz. E, 70 bin ile e, 50 bin arasında bir okuyucu kitlesi var ve ağırlıklı genç. Ben de orada yazdığım için biliyorum. Şimdi genç nesillerin yeni bir şeyler öğrendiği bir dergi. Öğrenebileceği bir dergi ve Vedat Milör çok beğenilen ve çok da e, bilgisi tartılmayan bir yazar. Çünkü o biliyorsa o diyorsa doğrudur denilen bir yazar ya. Şimdi gençler orada onu okudu. Bunun üzerine bir tabii tepki doğdu. Siz de bir şey yazdınız Instagram'da. Ve hani Türk şarabı iyidir tarzında bir şey yazdınız ve büyük bir saldırı oldu size diye düşünüyorum. Evet. Değil mi? Neler hissettiniz onu merak Şimdi ediyorum aslında. ben o ya benim izleyicilerim bana o yazının başlığını ve özetini oraya attılar. Ben de baktım ve şunu, yani Türk şarabı içeceğim ve su içerim daha iyi. bir Türk şarapçılığına yapılmış en büyük hakarettir. Şimdi bir, neden? Ee, Türk şarapçılığı şu son on yılda... ...bence büyük bir aşama kaydetti. Ee, bir defa İtalyan şaraplarının dörtte üçünden daha kaliteli şaraplar üretiyoruz. Ee, Fransızların o... Bizim vitrinleri, e, süpermarketleri dolduran sıradan şarapların bin kat daha güzeli ni üretiyoruz. E, teknolojiyi geliştirdik, bağcılığı geliştirdik. Dışarıdan çok şeyler aldık, e, yardımlar aldık, iyi bağcılar getirdik. E, Türklerin arasından da o çocuklar yetişti. E, ve de ben e, şunu diyorum ki bu kadar hakarete... Hakareti hak etmedi, hele son günlerde e, geldiği durum. İkincisi ve önemlisi, e, Türkiye'yi biliyorsunuz alkol süz bir e, ülke olmak yolunda hızla gidiyoruz. E, yönetimin baskılarını, e, alkol üreticilerine e, uyguladıkları yüksek vergileri biliyoruz. Reklam yasaklarını biliyoruz. ...ben bir satır... ...yazmaktan çekiniyorum. Çünkü cezalar ağır. O ceza bana yapışırsa... Bir tüm... Özendiricilik diye bir madde var ki... ...o çok ben zor bir şey. Diyorum. Her şeyden... Evet ...özenebilirsiniz çünkü. Evet. Yani bir evet. yemeğin... ...içine konulan şarap da oğlum... ...özendi diyebilir birisi. Der Evet şikayet eder ve, ve siz... Şikayet ...hayatınız boyunca ödeyemeyeceğiniz... ...bir şeyin altına... ...girersiniz. Bu kadar baskı altında... ...şarap üreten iyi ya da kötü bu cesareti gösteren insanlara bir de siz şarabı seven birisi olarak şarabı bütün dünyadaki şarabı destekleyen ve tanıtan birisi olarak bu tekmeyi vuramazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Eğer çok şeyse siz içmezsiniz ve etrafa da bunu içmeyin diye teşvik etmezsiniz. Zaten e, şarabı içmeyin, Türk şarabını içmeyin diye bir sürü insan e, baskı yapıyor. Bir bu, o baskı siz de alet olmayın. Benim öfkem buradan kaynaklanıyor. Sonra e, uzun videolar yayınladı. Ben aslında öyle demedim. Yani normalde Vedat Şimdi Bey bir... kendi yazılarını yazıp veriyor ama o yazıda öyle olmamış. Bir röportaj yapılmış. Çok uzun bir röportajdan bir yazı çıkmış. Daha sonra Vedat Bey'e gönderilmiş. O onaylamış ama onaylımış. o şekilde ortaya çıkmış diyebiliyorum ben de. Şimdi e, Kendisi o başlığa da bir açıklama falan yaptı. da itiraz etti. Ama evet, biliyorsun evet, sen de gazetecisin. Ee, bizim önümüze gelen metinden en çarpıcı kelimeyi çekip e, başta atarız. Ki yazı okunsun diye. Evet, evet. O yazının e, şeyidir, vitrinidir o başlık. Ee, ona katılmıyorum. İkincisi... Ben Vedat e, Milör'ün, izleyicilerinin en az Vedat Milör kadar medeni insanlar olduklarını sanıyordum. Ki öyle değillermiş. Yani küfür, tehdit, <laughs> yani bir, bir e, dini lidere ben bir şey söylemişim gibi bizim Ters bir bunlara girmememiz lazım. Bizim işimiz, yani ben artık... Yavaş yavaş e, mekan eleştiriyi yani mekan tanıtımından da kendimi çekiyorum yemek kültürü üzerine bir takım araştırmalar yapıp onları izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Ne bileyim işte baklanın tarihini bakla nereden gelmiş hikayesi neymiş mitolojide ne, ne varmış filan deyip altına da güzel bir baklay tarifi koyarak e, şeyi insanları biraz artık yemeğe karşı bilinçlendirmek istiyorum. Ben Atlas'la birlikte ee, dağlara tırmanmanın, e, dağlarda bisiklet sürmenin, çadırda kalmanın, e, ormanda yatmanın, e, zirvelere gitmenin de tatil olabileceğini anlattım. Ve gerçekten de öyle bir dönüşüm yaşandı. Şimdiki hı hı. genç tatilciler e, benim yapmak istediğim noktaya geldiler. Tatil sadece gidip de akşama kadar denizin... ...kenarında istakoz gibi kızarmak olmadığını anladılar. Şimdi bir de yemek için gezenler Şimdi var. Şimdi yemek için yine ben ilk yola çıkanlardanım. Herkes biliyor bunu, onun için e, mütevazi olmaya şey yok. E, bütün e, Anadolu'daki lokantaları yöresel yemek yapmaya teşvik ettim. Hiç olmazsa dedim iki tane yapacaksınız. Çünkü gelenlerin birçoğunun şikayeti oydu. Mehmet Bey siz yazıyorsunuz ediyorsunuz bulamıyoruz bu yemekleri. Doğru Anadolu'da hiçbir zaman yöre yemeği satan dükkan yoktur. Onlar e, pişirdikleri yemekleri hızlı paraya dönüştürme şeyindedirler. Telaşındadırlar. Bir öyle herhalde bir ikincisi yani e, köy evinde yapılan yemeğin aynısını restoranda görünce onlar oraya gitmiyorlar. Yani, yani bunu anamın evinde yerim zaten, e, zaten diyor. E, Yöre insanının böyle bir talebi yok. Evet, yok. Yani yok. Onlar evde gerçeğini yiyorlar. Evet. Ee, ama benim gibi turistlerin, senin gibi turistler oraya gittiğiniz zaman bu yörenin yemeğini de yemek istiyorsunuz. Ee, i̇şte gastronomi turizmi niye e, giderek şahlandı, giderek şahlanıyor? Ee, bundan en büyük payı Gaziantep ve Hatay alıyor. Ee, bu yavaş yavaş, ee, bu insanların talebi doğrultusunda bu talebi de bizler yarattık dedik ki işte sen yarattın ben yarattım ee, Vedat Bey yarattı Ahmet Örs yarattı filan falan biz bunları yazdıkça insanlar merak etti gitti ee, o yemekleri yemek istedi bulamayınca üzüldü lokantacılara baskı yaptı şimdi lokantalarda belediyeler şimdi özel lokantalar yapıyorlar yöre yemeklerini sunacaklar. Tabii bir... ee, mesela Urfa deyince akla hemen bir kebap geliyor. Ciğer geliyor. Antep deyince de öyle geliyordu. Antepler biraz daha açtılar mutfaklarını. Ee, Adana deyince kebap geliyor. Halbuki Urfa o kadar zengin bir mutfağa çok, sahip çok, ki... Evet. Ee, ...Adana kebabı... Kebap beşinci sırada bir yemek Adana'da. Öyle bir ev mutfakları var ki... ...insan çıldırıyor. İşte bunları... ...gün yüzüne çıkarttığımız zaman Türk mutfağı... E, ...bir basamak yukarı çıkacak. Sizin için en lezzetli hangi illerdir? Bilin ben değil e, Kastamonu'yu çok severim. Evet. Kastamonu, Batı Karadeniz'in e, sınır şehridir. İç Anadolu, Marmara, Karadeniz karışımıdır. Bir de e, ürün çeşidi çoktur. Bereket çok yeşildir, yağmalı. çok Çok yeşildir. güzeldir. E, çok güzel mantarları vardır. Çok siyez buğdayı oranın malıdır. Evet. Ee, ...ne bileyim... E, ...eti çok güzeldir. Bence Kayseriler kızmasın ama... ...Türkiye'nin en güzel pastırması... ...Kastamonu'da yapılır. Tabakoğlu. Tabakoğlu. Ee, çünkü bu pastırma... ...konudan konuya atlıyoruz. Ee, RGS ile... ...Ilgaz Dağı'nın kavgasıdır pastırma. Çünkü Kayseri'nin pastırması... ...RGS'den esen rüzgarla... ...olgunlaşır, kurur... Ama şimdi o rüzgarın önüne e, Toki şeyler yaptı, siteler yaptı, e, rüzgar kesildi. Hmm, Kastam onu pastırması da Ilgaz Dağından gelen rüzgarın eseridir. Ama onun önünde hala bir şey yok. Esiyor öyle buz gibi ve zaten olur, tarzları olur. da farklı, evet. dilimlenmeleri evet. farklı. Yani o bilimlen... elle dilimliyor, <laughs> Elle dilimliyor ve o elle dilimleyenler ...Kastamonu'da... Ee, ...inanılmaz görüntüler veriyorlar. Bence İtalya'da yarışmalara falan evet. katılmalılar yani. Çünkü on yani. yılda yetişilmiş. On yılda yetişilmiş. İlk e, beş, altı yıl soğan doğratırlarmış. Hı hı. Sadece soğan. Ee, sonra iki yıl... E, ...çemensiz pastırma doğratırlarmış. Sonra pastırma doğranmaya geçermiş. Ve ben böyle bir şey görmedim yani. bir Zar gibi... Her biri aynı kalınlıkta, elle doğrulan pastırmayı görmedim. Ve Kastamonular der ki biz makinenin değdiği pastırmayı yemeyiz. <laughs> Halbuki o da çelik, o da çelik, bıçak da çelik. Kastamonu başka? Kastamonu'yu çok severim. İç Anadolu'nun yemeklerini, Kayseri, Konya, Sivas yemeklerini çok severim. Ee, Urfa'yı... Evet Çok severim. Urfa'nın şimdi büyük bir şansı var. Ee, Urfa'da Göbekli, Göbekli, Göbekli Tepe var. Bütün dünyanın şeyi olacak. Bence Urfa Belediyesi'nin, Valiliğin ve Kültür Bakanlığı'nın... E, ...orayı hem gastronom hem e, tarih e, turizmine birlikte açıp... ...ikinci bir Antep yaratmaları. Çünkü bir de dini e, motiflerle süslü bir kent... Urfa. Antep'in hep zenginliğinin de... ...bu işi ön plana... ...çıkarmasında, gastronomide ilerlemesinde... ...ön plana bir şey olduğu var. söylenir. Ya da tanıtmalarında. Antepliler e, kentlerini çok seven... ...insanlardan oluşuyor. Antep bir defa sanayi, çok zenginler. E, Antep'te herkes taşın altına... ...elini koyuyor. Bu gastronomi... ...turizmi gelişsin diye. E, bu Suriye... ...akını başlayıncaya kadar da çok başarılı... Hafta sonları buradan kalkan e, uçaklarda yer olmazdı Gaziantep'e. Gaziantep'e giden e, turist taksiye biner, fıstık alır, baklava alır, otelde kalır, lokantalarda yemek yer. Yani şeyin her tarafına bir para saçardı. Evet, Antep müzeleri de güzeldir Antep'in. Güzel, çok güzel o mozaik Şubiyeti müzesi. de şahinedir. Yani her şey çok... Planetaryum bilir. var ya, Antep'te planetaryum var. Kimse gidiyor mu bilmiyorum ama yani bayağı gökyüzü müzesi Oo, var yani orada yani. Mozaik müzesi dünyanın... Şahane nadir. zaten. Onu herkes biliyordur diye söylüyorum artık ee, da yani e, de. Hatay'ın da öyle mozaik müzesi. Daha açılmasını iki gün kala gezmiştik Nedim Atilla ile birlikte. Nedim Atilla'yı da bu gruba koymakta... Geme, ...onun içme da Ege, Ege anlamında. ben ona... İzmir. Ege, ...Ege muhtarı diyorum... <laughs> Tabii <İzmirli. gülüyor> e, ...o Ege ve... ...adalar kültürünü... ...bayağı iyi tanıtan... E, ...hem... Arkeolojiyi iyi bilen hem dama çok gelişmiş. Tarihli bir Tarihle birleştirip anlatırken ee. akşamda biz beraber çalıştık. Ben hafta sonu eklerinin hmm. başındayken şahane yani e, bal anlat dersin dedim abi anlatır <laughs> balı yani şahane insanlar. Peki şöyle bir şey soracağım bu Vedat Miller kısmında o kırgınlık hissettiniz mi? O günü atlamayayım. Vedat'a kırgınlık hissetmedim. Yok şey, Vedat Bey e değil canım. Yani, yani evet ben hatta sosyal medyadan çekilmek istedim. Ha genel yani anlattığın bu bir kadar. Kırgınlık e, yoksa... bir, yani benim için Sosyal medya bir şeyleri, bir, yani beni mutlu eden bir şeyleri birileriyle paylaşmak ve onların da mutlu olmasını. Evet, yani ana ana fikri lazım. bu evet. yani. E, burada ne para kazanma amacım var, ne bir şeyim var, evimdeki yemeğin tarifini koyarak ne para kazanabilir. Yani karımın reklamını yaparak ne şey yapabilir Ama Ülker Hanım büyük yıldız. Biraz ondan bahsedelim isterim. Ülker çok Hanım iyi. büyük bir karakter, değil mi? <laughs> evet, yani evet. bir kere çok iyi yemek yapar. Yemekçi. Değil mi? Öyle biliyoruz bir. Çok iyi yemekçidir bir usta şeflere taş çıkartır. Ama sadece... Bilgisi dost... de yüksektir. Tabii sadece dostlarına yapar yemeği. Ben kaç kere onu tahrik ettim. Gel bir lokanta açalım falan. Diye. Yok der ben dostlarımla yemeği. Lokanta yemek... zor iş onu. Siz bu kadar, kadar yemek programı yapmış Şaka insan yaparım. olarak bilirsiniz zaten de. <laughs> yani bir de Ülker Hanım bence televizyon karakteri olabilecek de bir tip. Yani hani... Ee... ...nüktedanlığı... ...esprileri, Kankaaları. bilgisi... ...yani şeyi çok yüksek... ...enerjisi çok yüksek... <laughs> ...bilgisi bir de dövdü mü de güzel döver... <laughs> hani ...diye düşünüyorum. <laughs> Oo, <sahibimiz. gülüyor> o zaman kimse ona... yani yiyiyorsun ee, diyemez. Söz, sözünü esirgemez, hiç sözünü esirgemez. Ee, bana hep derler... ...siz yemek yapıyor musunuz diye. Yemek yapmıyorum ama... ...yemek yapmasını biliyorum. Niye yemek yapmıyorum? Ee, Ülker Hanım mutfakta beni eziyor... Şimdi onun e, girdiği mutfağa ben giremem. Tabi tabii onun Onu kadar usta lazım. değilim. Ee, sadece bazen ukalalık yapıyorum ya tuzunu kaçırdın yani <laughs> o da tavayla beni kovalıyor. <laughs> Çok biliyorsan gel kızınız yani. Amerika'da? Kızım Amerika'da e, öğretim üyesi Washington Üniversitesi'nde Seattle'da yaşıyor. Geçen sene e, bin profesör arasında bir en sevilen en iyi hoca seçildi. 70 bin kişilik statta ödülü. O verildi. şahane alanı nedir? Ee, dijital medya. Kocası da aynı bölümde gazetecilik bölümünde profesör. Tabii orada burada gazetecilik deyince biz eskiden yedek subay olmak için gazeteciliğe giderdik. <laughs> Lüzumsuz bir eğitimdi. <laughs> orada ise çok önemli bir eğitim gazetecilik... Tabii şimdi Eğitim, Amerika'da daha da önemli e. etik eğitimleri e. veriliyor. Medyada nasıl olmalısın veriliyor. Yani ben kaç yıl 2007'de oradaydım. Yani medya eğitimleri acayip bir şekilde veriliyor. Sadece yazı yazmıyorsunuz. Etik çek etme yöntemlerinden tutun da evet. kamera önünde haberinizi anlatmaya, onu dijital ortama taşımaya kadar her şey öğretiliyordu. Ta yani 2007'den bahsediyorum. Kaç yıl olmuş? 12 yıl olmuş. Yani başarılı bir kızcağız ya onunla işte e, övünüyorum. Uzun ömürlü Yani ben oldum e, Türkiye için değil dünya için iyi bir vatandaş yetiştirdiğimi, e, iyi bir insana yatırım yaptığımı, ...huzuru içindeyim. E, her ana baba böyle şey yaparsa dünya zaten e, iyi bir dünya olur. Herkes yemek yiyebiliyor. Ucuza da yiyebiliyorsunuz, pahalıya da yiyebiliyorsunuz. Tabii. Ve herkes yorum yapabiliyor doğal olarak. Yani herkesin bir iki öğün, üç öğün şanslısak eğer yemek yeme şeyi var. Ee, bu ortamda herkes yorum yapmaya başladı. Dijital ortam bunu hızlandırdı. Instagram çok acayip bir yerde. Mekanlar çok kullanıyorlar bu durumu. Yaradığını öğrendiler. Sizce bu durum nereden başladı, nasıl gidiyor? İzleyebiliyor musunuz? Yani izlemeye çalışıyorum yüzde yüz izlediğim söylenemez. Bir defa şu var, lezzet e, sübjektif bir şeydir. Yani benim aldığım lezzetle sizin aldığınız lezzet tamamen ayrıdır çünkü dilimizin üstündeki tad alma mantarcıklarının sayısı bile e, farklıdır. E, onun için de ben bir şeyin lezzetini anlatırken bence parantezine açmak zorundayım. Sizce olmayabilir, bu lezzetli olmayabilir, onun için de e, bir tek yoruma e, bağlı kalmak hataldır. Şimdiki gençler hiç bu şeylere e, girmiyorlar, kırıp döküyorlar. E, bir de e, bu işi yapmak öyle e, hemen bir çorbayı içeyim de e, bunun hakkında yorum yap yapayım de demek kadar basit bir şey değil. Hı hı. Bunun işte benim geçmişimi anlattım. Bir eğitimi. E, eğitim dediğim okul değil. Yani okul da tabii ki e, olabilir ama... ...eğitim dediğim damağınızın eğitimi. Damak da tattıkça gelişiyor aslında. Gelişiyor tabii. tabii. bunun bir... E, e, belleğinizin gelişmesi lazım. Standartı yani. da var tabii. Bazı yemeklerin yapılması standartı var. İşte o için... pişirme tekniklerinin evet. doğru olması. Malzeme. Malzemelerin doğru yan yana getirilmesi... İşte bunların hepsini bilmek lazım. Ama bizim bu son yıllarda sosyal medyada yorum yapan arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımızın... ...hiç bunlara dikkat ettiklerini... E, ...çok şey yapmıyorum. Bir de... E, ...karalama kampanyasına dönüşüyor onlar. E, yani... ...mesela ben bir yeri... ...ya buranın döneri bence çok lezzetli... ...dediğim zaman... Bir bakıyorum ki 20 25 tane küfür geliyor. Onları hissediyorum ki sağdaki soldaki diğer dönercilerin Hı. ...tuttuğu sosyal medya silahşörleri. Ha tabii bir de öyle böyle bir, bir şeyler çıktı. Ee, yani bu şeyin e, bir çöplüğe döndüğünü Instagram'ın giderek bir çöplüğe. Bence insanlar yönü. onu ayırt ediyorlar. Ben sadece kendi görüşümü söyleyeyim. Sizinle bunu tartışalım diye söyleyeyim tabii ki. Sadece gençler değil. Ben ilk önce bu yemek paylaşanlar ve yemek anlatanlar çoğaldığında bunlar zaten 3-5 kişiydi. Çok fazla değildi. Ben mesela Instagram'da ağırlıklı yemek paylaşırdım. Şimdi çok çok daha az paylaşıyorum çünkü sıkıldım o. İyi i̇şte ...sizin öyle. <laughs> bahsettiğiniz e, durumdan yani herkes yemek paylaşabiliyor herkes her şeyi söyleyebiliyor o benceler yok ve kesin kanaatler söz konusu ya biz her şeyde böyleyiz. Kesin kanaatimiz varsa da seviliyoruz ve doğru biliniyoruz. Yani maalesef de öyle bir algımız var. Artık paylaşmıyorum ama daha önce mesela yapılırken insanlar paylaşırken bir neslinde gazetelerde yazan insanların çok kapalı baktığını gördüm bu işe. Yani sosyal medyaya, dijital medyaya ve daha sonra bu alandaki yemek sektörüne ve onların hepsi tukaka biz bilirizcilik yaptıklarını da hissettim ve öyle söylemlerini de çok gördüm. Sonra pek çok insan Instagram'da o gençler diye tabir ettiğiniz insanlardan daha yemekçi oldular ve bazen daha az bildiklerini düşünüyorum ve görüyorum yani iyi okuyan bir insan görebilir. Yani bir çorba örnek verdik. Çorbanın niye size göre iyi ya da niye size göre kötü olduğunu anlattığınız zaman o benim için tamam. Yani değil mi? Tabii, Çünkü tabii. siz kriterlerinizi söylüyorsunuz. Sadece damak tadınıza değil de annem de benim mesela mercimeği böyle e, ezerek işte gerçek mercimekten yapardı. İşte et suyunu ...koyardı, hazır bir şey koymazdı... ...gibi kriterleriniz olabilir. Şimdi aklıma gelmedi ya yemek zaten yaparken. Zaten şeyin amacının bu Gidenler olması lazım. Gidenler gidecek, kalanlar kalacak gibi geliyor. Evet inşallah yani... ...bir de e, oraya koyduğunuz yemeğin... E, ...yemeğin hakkında bir şeyler söylemek... ...yani öğretici bir şeyler. Dediğin gibi et suyu koyuyorum. Ondan evet, sonra... aklıma gelmedi şu anda tarif de tabii yıldız yani. Şu yıldız elinin mercimeğini bulabilirsem... ...çok orada Yıldız Elin'in mercimeğine vurgu yapıyorsun... ...et suyuna vurgu yapıyorsun... Ee, ...kemik suyunun nasıl çıkartılacağını anlatıyorsun... ...yani bir şeyler anlatıp bir şeyler öğretmek... ...lezzetin yanı sıra... Ee, ...çok didaktik olmamak kaydıyla tabii ki... Ee, ...esprili bir dille... ...ama bu şeye bakıyorum... ...bir defa Türkçeleri de berbat... yani. Hı hı bir edebiyat öğretmeni gibi konuşmayayım ama yani belki de o şeyden çalak kalem Yok alem alakası yok yani Türkçe Türkçedir yani. Yani onu da çok kötü kullanıyorlar. Yoksa biz de telefonla yazıyoruz yani değil mi evet. artık <laughs> her şey. Ben köşe ben yazısı de. bile yazıyorum bazen. <laughs> Tek yani. parmak. <laughs> Zorda kalırsam. Yani, yani inşallah bunlar elenecektir. Şimdi bana sektörler doğurdu şimdi bana göre değil mi? Yeme içmeyi izlerseniz. Mesela San Sebastian Cheesecake diye bir şey var hayatımızda yani evet, çok mu arkadaşımızın. Ee, bir de evet çok akıllılık etmiş biri tescilini almış. Almış evet. Yani öyle bir şey San Sebastian'da bile yok. <gülüyor> yok <gülüyor> ben dedim ya bulamadım o arkadaşla ben görüştüm konuştum. Yok abi de öyle bir şey orada. Orada yok yani orada tabii ben çok ünlü bir kahve, bar var. Evet o kahvede yerken ilham geldi bana. <laughs> yani tabii herkes yiyor. Bir de sosyal medyada bazı şeyler öyle çok popüler oluyor. Mesela işte akarlı şeyler çok popüler. Hmm. İşte tozsa kaşarı uzayacak. Döner dönecek. Dönü... Cızır cızır. Aynen öyle. Bir de lokma çılgınlığı başladı şimdi. Öyle mi? Ben tabii tabii her yerde gibi. lokmaca açılıyor. Bir dönem o gidecek. Sonra o değişecek vesaire. Tabii şimdi sektörler de doğdu. Şimdi sakatat modası çıktı. Ama işte. De sakatat modasının olması iyi bir şey olabilir. Ben destekliyorum. Çok seviyorum sakatatı. tabii ki sevmesek bile çünkü bir hayvanı kestiyseniz eğer artık yani. Ya, hepsini faydalanacaksınız. Hepsini her şekilde faydalanmak lazım. Sakatat zaten yeni yükselişteydi son 4-5 senedir e, fine dining restoranları girişiyle. Daha çok kadın şeflerin ele alışıyla işte onlar da o i̇şte dünyanın en lezzetli olan. etleridir bence. Yani hayvan parçasıdır. Onun için Fransızlar çok kullanır. Onun için İtalyanlar çok kullanır. Siz vejetaryen olabilir misiniz? Asla olamam. Yani <laughs> vejetaryen arkadaşlar kızmasın ama eee vejeteryanlık yani ben ne e, et obur olurum, saf ne de şey. Ha bir tek şey olabilirim, hamur obur. Yani ben hamur düşkünüyüm. Ya makarna, pirinç pilavı, börek gibi şeylerin asla vazgeçemem. Tabii. E, ...kilondan da anlaşıldığı gibi. Estağfurullah <laughs> ama Türkiye'de öyle bir şey var. Hamur, kıyma, evet. e, yoğurt ve üzerine bir acı. Ama <laughs> Yani, yani ben bu dörtlüğüyle her şeyi bu, yiyebilirim. Bunlar <laughs> yan yana gelince de dünyanın en lezzetli yemekleri çıkıyor Tabii mantısından yani. pidesine harika şeyler. Bayılıyorum pide dediğin lahmacun en sevdiğim şeydir. Benim de. Yani Nerede yani. yersiniz lahmacunu? Ben e, e, Kadıköy'de Çiğa'da. Yiyorsunuz öyle Yerim. Biraz da hani beni tanıdıkları için torpilli mi yapıyorlar? Çok güzel <laughs> yapıyorlar. Her cumartesi öyle oraya bir giderim eşimle. Antep abi taze sarımsak olduğu zaman mutlaka Antep yaparlar. Evet. Ama o bir türlü biraz Urfa'ya e, yani taze sarımsak bittiğinde Urfa'ya doğru dönerler. Malzemesi iyidir. Ee, yani diğer lahmacuncular gibi sadece Et ve şey, sadece soğan ve domates ağırlıklı değildir, yani eti de hı hı. E, iyi miktarda vardır. E, şeyi çıtır çıtırdır. E, hamuru incecik, saramazsın bile, kırılır. Ay şu anda böyle <laughs> ya, bunu dinleyenler ben koşarak. Ben benim ağzım sulandı. Kendimin ağzını sulandıran adamım. Ben öyle. de lahmacun, çiğ köfte, içli Aynen. köfte ay. nedense Mesela Mesela öyle... çiğ köfte de bir Adıyaman Urfa kavgası var. Hı hı. Ee, Adıyamanlıların yani lezzetli bir şey yapıyorlar ama çiğ köfte değil o. Bence bulgur köftesi, salçalı bulgur köftesi. Hı -hı. Ee, esas çiğ köfte Urfalılar yapar. Urfalılar bir de ticari yapmazlar bunu yani anında yoğurup e, getirirler ki o bulgur, bulgur şişmeden önce biliyorsun buzla e, buzlusuyla yoğururlar evet. ki bulgur şey yapmasın e, o ısıyla şişmesin diye e, onu da güzel taze bir mağrula sarıp Yemen'in tadı. Evet, dinleyenler e, şimdi <laughs> seviyorlarsa ben de ölürüm yani. Peki e, kapanmasına üzüldüğünüz mekanlar, restoranlar, ay şu keşke yemek pişirseydi hala dediğiniz şefler ya da aşçılar var mı? Ee, yani. Bunu yemek yazarı içinde soracağım çünkü eski yemek yazarlığı türü de farklı. Ahmet Örs, e, bunlar. Tuğrul Şavka'yı en çok özlediğim. Ali Rıza Kardüz. Şey, şey. Ali Rıza e, Kardüz. E, bunlar. E, Nedim Atilla'dan zaten bahsettim. Nedim Atilla. Ben eski şeylerden Refik Halit Karay. Oo, çok tabii seviyorum. canım. O bizim pirimizdir. E, onun yazılarını e, okumak bana büyük keyif verir. Mutfak Zevkine Son mi? Evet, evet. Şahane kitap. Çok çok yani onu herkese öneriyorum. Bu gizli yemek yazarlarından bir tanesi de... E, ...Cumhuriyet Gazetesi'nin hala çok değerli yazarı Ali Sirmen'dir. Ali Sirmen Müstüyer adlı... E, ...yahut da şimdiki gençlerin anlayacağı Takma adlı... <laughs> <laughs> e, ...uzun yıllar e, pazar günleri Cumhuriyet Gazetesi'ne yemek yazıları yazdı. Ben hala... Ee, ...Ali abi'den rica ediyorum ya devam ettir şu şeyi. O da yavaş yavaş bizim gibi e, piyasadan e, çekiliyor. Ya niye bizim gibi diyorsunuz ya <laughs> her seferinde? İşte... Ama insan bazen küsüyor. E... Bu kadar yılınızı veriyorsunuz. Ee, birdenbire sizin silip veriyorlar unutuyorlar, şey yapıyorlar. Ee, o zaman da diyorsun ki ya boşuna uğraşmışım. Yani böyle bir pişmanlıklar geliyor. Böyle bir üzüntü geliyor. Ee, ne bileyim bütün arkadaşlar hemen hemen öyle çekildiler köşelerine. Bir tuğrul yolcu ettik o mecburen çekildi. Ama o bir dönem durumu galiba. Bu herkes için, her sektör için de olabiliyor. olabiliyor oluyor. Tabii. Özellikle medyada olan pek çok kişi bu kırgınlığı, küskünlüğü, ya çekilmişliği diyor. yaşadı. Siz yine ...muhteşemsiniz. Her şekilde... ...gazeteyi bıraktığınızı bile insanlar... ...hemen anlamıyorlardır değil mi? <laughs> Televizyonda görüyorlar çünkü evet, bir şekilde. Evet. Sosyal medyada varsınız. Işte, 114 bin... ...yani bir gazete aracından fazla izleyicim var. Ya mutlaka <laughs> yani... ...sadece işte o mevzuda... ...Vedat ile karşılaştırılırken... ...bazen çok harcandığınızı... ...düşünüyorum. Yani kelime belki... ...uygun mu bilmiyorum ama kolay harcanıyor... ...diye düşünüyorum. Bu kadar Bütün yıllık... Eme ...emek ve bilgi. Evet emeği... ...unutuyorlar, siliyorlar, atıyorlar. İkisi farklı tarz, ikisi ayrı insanlar. Evet, evet. Ee, sevenler de farklı... ...belki de. Tabii, tabii, tarzlar canım. da farklı, yemekler evet. de farklı. Sevilen yemekler ve... ...anlatılmak evet. istenen yemekler ve tarzlar da farklı Kesinlikle. belki. Kesinlikle. Lokantalar ise... bizde biliyorsun lokantalar... E ...bizim insanımız... ...lokantaya, yemek yemeye değil... ...görünmeye gittikleri için... ...lokantalar açılıp kapanan bir sürü çöplük yeri haline geldiler. Yani maalesef ki o yatırımcılara acıyorum. Birileri dolduruyor orayı. Ee, yeni bir yer açıldığı zaman o güruh oradan kalkıp oraya gidiyor. Orası batıyor. Sonra orası da batıyor. Görülüp görünme mekanları oldu. O, o kadar yani Çok... yemek... ...ben şurada yemek yiyeyim. Ama bunu mesela kıyı gibi... Ee... Setüstü gibi, Ali Baba gibi, Yanyalı Fehmi gibi. Beyti var. Evet. Ee, ya bir de kira sorunu diye bir sorun var artık o, Türkiye'de. Şimdi, Özellikle İstanbul'da değil mi? Bir yer popüler olunca kirası, kirası da zaten artıyor. artıyor. Ve zaten e, lokantaların kapanmalarının en büyük nedenlerinden bir tanesi de kira. Şimdi lokantalar bizde... Maalesef ki göz önünde olmak zorunda olduklarını hissediyorlar. Ee, sermayenin yanlış yönlendirmesiyle şef şefliğini yapamıyor, lokanta lokanto olamıyor, o batıyor. Yani bizde öyle bir uzun ee, gidin Londra'da, Fransa'da, bilmenlerde 150 yıllık lokantalar var. Bizde var mı? Yok bir tane şey var işte, kanaat var. Bir de acı baba var yukarıda Beyoğlu'nda galiba. Ya 10 yılın üstü, 15 yıl olunca hemen tarihi <laughs> hani sıfatına yükseliyor İstanbul'da ben neredeyse. Şey, ama e, esnaf lokantalarını bu şeye koymuyorum. Esnaf lokanta bayağı eski esnaf lokantalarımız evet, var. var. Ve esnaf lokantaları gerçek lezzet satan lokantalar. Çünkü e, hep et çevresindeki esnafa yemek sattığı için, her gün yüz yüze baktığı için ee, şey yapmıyor. İyi malzeme kullanmak zorunda, iyi davranmak yani iyi zorunda, güler yüzlü kazık atmamak zorunda, lezzeti hep aynı yapmak zorunda. Çünkü onların e, bir sürü esnaf lokantasında adettir. Her gün bir başka yemek çıkar. Mesela cuma günleri Edremit'te e, Cumhuriyet Lokantasında kadın budu köfte çıkar. Ben eğer yolum oradan geçiyorsa cuma günü mutlaka dönerim. Orada kadın budu köftemi yiyip devam ederim. Ee, onun için o her gün yapılan ayrı yemeklerin e, lezzetin lezzetinin hep yüksekte olması lazım. Çünkü insanlar ya şuraya gidelim bugün incik varmış diye giderler. Bugün şuraya gidelim işte su su böreği varmış. İşte bir de bir standartı var. Tabii. Gizli formülleri var. Bir de aşçıları açılıştan beri aynı ağaç. Tabii işte pandelli yeniden açıldı, açıldı mesela. Ya. Onu bulup getirmişler. Tabii tabii. Şef be. kızmış, gitmiş köyüne. <laughs> ben artık dinlenecektim diyor. Konuştum <laughs> geçen gün. Otuz küsür yıldır öyle. Garsonlar evet, da orada evet. öyleydi zaten. Ya bizde sürdürülebilirlik yok. Sizin için de çok zor olan odur herhalde. Doğru. Yani siz gidiyorsunuz, tanınan bir yüzsünüz. Size izzet ikram mutlaka olacaktır. Yani o konuda çok e, hazır ol hazır ol mutlaka olacak. Hepimiz için öyle. Yani e, beni tanımıyorlar. Fark etmiyor. Sen orada iyisini yiyorsun ama iki gün sonra şefi değişiyor. Oradaki adamın siniri başka bir şey oluyor. Malzeme öyle olmuyor ve öyle olmuyor. Yani yurt dışında işte üç senedir gitmediğim restorana yeniden gidebilirim. Ve aynı lezzeti, yüzyıl aynı yüzyıl tatla. Araydı, araydı. Geçenlerde gastro ekonomi zirvesi hmm. yapıldı. E, gastro diplomasi denilen bir hmm. şey konuşuldu. Mesela çok enteresan işte Kore'nin... ...kimçisi üzerine çalıştık... ...diyor adam ve kimçiyle... ...şimdi Bütün dünyada bahar olacaklar bir diyor. Bir turşusu bizim. Aynen. Ee, bir, evet yani benziyor. Bir Tam böyle demeyelim de ama abi. evet evet... ...çok benziyor. İşte... ...fermentörün kansere karşı... ...bu insanlar az kanser oluyorlar... ...çünkü kimçiyle de yürüdü bir taraftan da. Lezzeti... Ya Bilmiyorum bizim turşularımız varken bana şahane gelmez ama uzakta Yok, o da yerim. O ayrı. Ee, Tayland başka bir taraftan yürüdü. İspanya şarap mevzunu anlattı. Nasıl yani, büyük. Nasıl anlattı adam ben e, şeye düştüm yani. Hayranlıkla Bunu birisinin izledik. dinlemesi lazım. Şarapla elde edilen gelir farkını turizmdeki gelir farkını gösterdiği gibi... ...aynı zamanda şöyle bir şey söyledi. Biz ülkemize sadece gelsinler istemiyoruz. Giderlerken bir şey götürsünler, götürsünler yani. ve yemeklerinde de bize ansınlar istiyoruz. Şarap bizim için bunu yapıyor dediler. Şimdi orada Sibel Kutman konuşurken benim gözlerimden yaş geldi. Bir dakika 38 saniye baktım çekmişim. O kadar güzel özetledi ki 6 yıl önce biz... ...çok anlamadık durumu... ...reklam yasakları zannettik... ...saat 10'dan sonra satış yasağı olacak dedik... ...bunu tartıştık ama... ...bugün artık şarap diyemiyoruz... ...kendi ürünümüzü, şişemizi... ...sitemize koyamıyoruz... ...koysak gösteremiyoruz... ...ürünümüzü anlatamıyoruz dedi... ...orada Şirin Payz'ın kendisinin... ...de bir artık şarap işi şarap var... Ya. ...adına da bir şarap var... ...mesela o da dedi ki... ...Someliye eğitimi... ...Cordon Bleu'da okuyorsun... ...ama Somali eğitiminde... ...şarap tadamıyorsun. Çok acayip bir şey. Garip yani... Bir şey e, ...ayranla, çayla... ...bir yere Turizm gelebilir olmaz. miyiz? Turizm olur i̇şte bak, mu? Urfa, ya da gastronomi kelimesini... Urfa, ...geri götürerek. Urfa, Gaziantep'i... ...Gaziantep'i özellikle sen Sebastian yapmak... ...olur mu dediler? Olmaz. Yani içkinin... ...yasak olduğu kentlerde hiçbir şey olmaz. Urfa'da hiç olmaz. Urfa'da otellerde de yok içki. E, Antep'te... ...bir zamanların... Doğunun Paris'i diye adlandırılan e, Antep'te şimdi içkilik e, içkili kebapçı yahut da lokanta e, bulmak oldukça zor. Birkaç yerde e, Evet, onların veriliyor. da isimleri kesin net bir şekilde biliniyor. Evet, o içki. Evet. Yani Yani böyle bir turizm olmaz. Tabii içmese de bizi tamam bizi içirmeyi adamlar gelip de orada eğlenmek istiyorlar, içmek tabii, istiyorlar adamların vesaire. şeyi o Turizm bir tanesi kim anlattı? Ya da alıp götürmek istiyor onu. Bir iş adamı buraya gelmiş. Bir lokantaya gitmişler. E, öğle yemeği için. E, i̇şte ben bir kadeh bir şey içeyim demiş. Yemekte. Demişler burada içki yok. Adam demiş ki son 50 yılda... ...şarap içmeden yediğim bir öğle yemeği oldu bu demiş. Yani adamın alışkanlığı var zaten. Yani o... ...ya kafa çekmek için içmiyor. Bir alışkanlığı, bir geleneği bir e, neşelenme isteğiyle bir tadına bakma isteğiyle. Ya şimdi e, zaten politik mevzularımız çok görülmesin konuşulmasın bir yerin altına süpürelim istiyoruz ama üç öğün insan yemek yiyor burada diyelim turist ya da işte öğlen ya da akşam zaten bir yasağımızla bir politik vurgumuzu yapmış oluyoruz <laughs> yani anlatabiliyor muyum? Maalesef. Ne kadar e, şimdi gelip arkadaşını götürdüğün yerde böyle bir muhabbet açtığında sonra ülke meseleleri Konuşuluyor oluyor. Yasakçı ülke Size ne yani. diyorsunuz dedi? ben daha çok konuştum. İyi yaptın daha güzel ama oldu. Sizi şikenperver olarak yani daha çok adıyorum. Yani ben şey istemiyorum o. Gurme. Gurme şeyini çünkü gurme kırmızı biber, gurme tuz. Gurme, gurme sabun. Gurme Mehmet Yaşın gibi <laughs> yani yanlış kullanılan bir terim gurme Türkiye'de. Ben şikenperverliği daha şey yapıyorum. Refik Halit Karay'ın tabiriyle midesine düşkün midesini seven evet yani ben midemin dostuyum yani ona iyi gıdalar lezzetli gıdalar göndermekle sorumlu tutuyorum kendimi onun için bana Şiiken Perver derlerse daha çok hoşuma, daha da şiirsel ayrıca. <laughs> tabii tabii ben de çok severim o kelimeyi. Ee, teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür Aynı ederim. zamanda e, Türk gastronomisine katkınız için de teşekkür ediyorum. Umarım daha da öyle olacak, daha da gelişeceğiz. Çünkü çok önemli Umarım. bir alan, Müthiş zengin çok. bir ülkede, zengin topraklarda yaşıyoruz, ee, zengin bir kültürün mirasçılarıyız. İnşallah yemeğimize de, yemeğimizi göstermemize de ve sürdürmemize de bunlar yarayacak. Ee, tarımda bilinçlenme olacak diye düşünüyorum Çok inşallah. Çok Zaten bizim yemeğimizin e, sınıf atlaması e, iyi tarımla elde edilmiş iyi e, malzemelerden geçer. Tabii insanlar da biraz daha bilinçlendi, anlıyorlar neyin satacağını, neyin değerli olacağını. İnsanlar para kazanmakla öğreniyorlar bazen de. Tabii, tabii. İnşallah biz onları kazandıracağız ki biz de kazanalım. Evet, kazanacağız. <laughs> teşekkür ediyorum size ben çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum ...Nilay'cığım Sağ ol.